Ramazan boyunca sizlere çok farklı Ramazan hatıraları anlatmış olduk. Şimdi de Yahya Kemal'in bir Ramazan hatırasından bahsedeceğiz. <laughs> Yahya Kemal Bayatlı'nın Ramazan ayında Eyüp'te geçirdiği bir akşam var. Eyüp'teki o Ramazan akşamı kendisini o kadar etkilemiş ki bunu kaleme almış, bir hatıra olarak bizlere ulaştırmış. Şimdi ben size Yahya Kemal'in o hatırasını direkt kendi yazısından okuyacağım. Eyüp'ün Güzide ve mütefekkir gençlerine iftara gittim. İftardan sonra gezmeye çıktık. Bu gecenin hatırasını hiçbir zaman unutmayacağım. Eyüp'ü sabah, öğle ve akşam saatlerinde kandil günlerinde görmüştüm. Fakat gece uhrevi bir alemmiş. Bu Ramazan gecesi teravih kılınırken çarşıdan geçtim. Eyübe hürmeten tavla ve kağıt oynatmayan o küçük kahvelerin keyif, tömbeki ve miskten mürekkep sakin bir neşesi vardı. Yol üstünde Sokullu Türbesi'nin pencerelerinden baktık. Avrupa'nın göbeği sayılan bir toprakta Hristiyan doğduktan sonra İstanbul'da dünyanın en büyük saltanatını idare ederken Müslüman olarak şehit düşen bu büyük insan bütün hanedanı ile bu ışıklı türbede istirahat ediyor. Kendi tabutundan kapıya kadar boy boy giden erkek ve kadın tabutları Kabe'ye müteveccih yatıyorlar. Pencereden bakarken ölümde bir teravih kılınıyor sandım. Sonra camiye gittik. Bahar, Ramazan, gece, namaz vakti, fazla olarak yağmurdan sonra serin bir saat. Bu muhite anlatılmaz bir renk vermiş o ışıklı avlu, o bin senelik çınarların gölgesinde, yer altında bir türbede yatan çifti gelinleri görmek için çömeldik. Yerle beraber olan pencereden baktık. Mumlar yanıyor, çifte gelinlerin tabutları tellere bezenmiş, ölüme kardeş gibi kol kola girmiş olan bu kızlara bakarken gözler gayri ihtiyari doluyor. Türk ruhu burada genç kızlığın uhrevi bir şiirini yaratmış.'' Sahibi makam olan Eyüp, gecenin bu saatlerinde haremine çekilmiş bir padişah gibi mahvi, pencereleri kapalı, yalnız etrafında yatan Fatih adamlarından iki ihtiyar gazinin türbeleri ışıklı. Onlar Ramazan'ı ruhani bir keyifle hissediyorlar. İkisinin de mumları yanıyor. Pencereleri açık. Caminin haremi namaz saatinin hürmetiyle sessiz. Teravih kılınıyor. Kapısına kadar kesif bir cemaatle dolu olan camiden zaman zaman müezzinlerin gür, Pürüzsüz, berrak sesleri taşıyor. Sonra muhit yine sakinleşiyor. Yine aynı sesler. Daha yüksek bir vecle yükseliyorlar. Yine ruhani bir sükut oluyor. Namaz bir ses feyzanı ile bitti. Ondan sonra ilahiler coştu. Bu cemaat bir şevk saati geçiriyordu. Kalbimiz yıkanmış gibiydi. Haremden çıktık. Eyüp'ün bu saatini hiçbir zaman unutmayacağım. Evet Yahya Kemal'in Eyüp'te geçirdiği bir Ramazan hatırasını sizlere aktarmış olduk. Ramazan ayı boyunca Ramazan'la ilgili pek çok video hazırladık sizler için ve artık Ramazan'ın son günlerindeyiz. Birkaç gün sonra bayramı kutlayacağız. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler kabul olsun. Allah inşallah bizi önümüzdeki Ramazan'lara da ulaştırsın. Tabii bu Ramazan camilerden uzak kaldığımız için biraz buruk geçse de Allah elimizde olanların kıymetini bildirsin bizlere. Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayırla kalın.